Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Fenerbahçe için resmi transfer açıklaması müjdeler olsun diye bir başlık düşünüyorum. Bakalım fikrim değişmezse bu başlıkta izleyeceğiniz videonun ilk aşaması şu şekilde. Jesus artık futbola odaklanma zamanı diye. Teknik direktörümüz Jesus geçen günkü antrenmanda öğrencilerle mini bir toplantı yapıyor. Ve diyor ki depremin yaralarını sarmak kolay değil. Zaten bunu hepsi biliyor. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ancak hayat devam ediyor. Cumartesi günü Konyaspor maçıyla birlikte futbola dönüş yapacağız. Artık futbola odaklanma zamanı. Zirveyle puan farkını adım adım azaltarak şampiyonluk hedefimize yürümemiz gerekiyor diyor. Bir teknik direktör olarak o da mecbur takımını hazırlamak zorunda. Ben bir öğretmen olarak nasıl öğrencilerimi depreme karşı en azından telkin etmek durumundayım. O da bir antrenör olarak, o da bir hoca olarak bunu yapmak zorunda. Çalışmalar hızla sürüyor. Sosyal medyada ben görüyorum Jesus gidiyor. Gallardo geliyor. O gidiyor. Aykut Kocaman geliyor. O gidiyor. İsmail Kartal hatta Sergen Yalçın falan geliyor. Tabi sosyal medyadaki duyumcu arkadaşlarımıza göre hepsi bir tur sırayla biniyorlar. Yani özellikle Gallardo kısmına çok şey yaptım. Hani hangi ara gittik, hangi ara görüştük, hangi ara getirdik. Hani diğer 3 teknik direktör yardımcısı mı olacak Gallardo'nun? O konuda da biraz kafam karışık. Siz de beni aydınlatırsanız sevinirim. Ama şunu söyleyeyim. Yani herkesin her dediğine çok inanmamakta fayda var arkadaşlar. Miguel Crespo müjdesi. 26 yaşındaki oyuncumuz Crespo'nun sözleşmesini uzatmak için son detaylar görüşülüyor. Anlaşmada çok yakın. Geçen sezon Estoril Praha'dan alındı. Kısa sürede taraftarların gönlüne taht kurdu. Dinamik performansı, hızlı oyunuyla futbol severleri kendine hayran bıraktı. Yıllık 1,5 diyor ama yıllık 1,1 milyon eurodan 3 yıllık uzatılacak. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında. Şu anda 500 bin euro garanti ücret alıyor. 1,1 garanti ücret artı maç başı 10 bin euro olarak uzatılacak gibi. Şunu söyleyeyim, piyasası olan bir futbolcu. Hani biz bazen çöplesek de kendi içimizde son maçlarda şöyle düştü böyle düştü. Tabii ki de her futbolcunun düşüşü olabilecek, yükselişi de olabilecek ama geleceği parlak bir futbolcu. Bakalım yazın kafamızı ne kadar artacak. İki genç yetenek teklifler hazır Fenerbahçe'de. Şimdi aslında bu haberi de birkaç gün önce konuştuk. Diğer videoda söylediğim gibi. Şimdi sosyal medyaya düşmüş. Danimarka ekibinde dikkat çeken iki tane performans var. Kim bunlar? Biri Adama Nagalo, diğeri Ernest Nuamah. Şimdi arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Nuamah 19 yaşında, Nagalo 20 yaşında ve iki oyuncu da Nörsland'da forma giyiyor ve özellikle bu sezonki performanslarda dikkatleri üstüne çekmiş durumda. Şimdi bana hep şu cümle geliyor, hep şu soru cümlesi geliyor. Hocam %100 biten transfer. Ben size şunu söyleyeyim. Normal şartlar altında bakın. Normal şartlardan bahsediyorum. Bu arada maç bitti çok şükür. Kafam oraya 2'de 1'de gitmeyecek. Normal şartlar altında. Nuamah'ın Fenerbahçe'ye gelmeme ihtimali sıfır. Bak normal şartlardan bahsediyorum. %100 biten transfer böyle olur. Futbolcu tamam. Kulübü hemen hemen tamam. Ama bir şey eksik, o da enerji. Yok ki aramızda sinerji. Yani bekliyoruz. Şimdi Southampton istemişti diyor. Nagalo gündeme yeni gelen bir oyuncu değil. Fenerbahçe çok ilgilendi. Premier Lig'den Southampton da aynı düşünce içerisindeydi. Teklifler oldu. Fenerbahçe paket teklif sunma niyetinde. Ve iki futbolcu için 8 milyon euroluk. Ben şunu söyleyeyim. Nuamah'a Fenerbahçe hemen çubukluyu giydirmek istiyor. Her iki kanatta da görev yapabiliyor. 9 yaşında tam Jesus'un istediği tarzda ve eğer gelirse Süper Lig'e adapte olursa emin olun yazın bile felaket teklifler alabiliriz. Nagalo 20 yaşında. Eğer transfer edersek bu iki futbolcuyu Nuamah'ı hemen istiyoruz. Nagalo sezon sonu gelse de olur diyoruz ama eğer bu transfer olursa 8 milyon euroya iki futbolcu da olursa ikisi de yaza kadar kalırsa eğer bu maddeyi kabul edersek
bu transfer gerçekleşebilir. Ama biz Muamma'yı şimdi istiyoruz. Nagala yazın gelse de olur diyoruz. Bu biraz değişik. Ama şunu söyleyeyim. Bakın bir daha söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Hocam anlamadık mı? Hayır, estağfurullah. Ama ben belki anlatamamışımdır. Normal şartlar altında Nuamah'ın kesinlikle Fenerbahçe'ye gelmesi lazım. Bak Osterwold'de de aynısını dedim. Normal şartlarda kesinlikle bu futbolcuyu aldık demem lazım. Hani buradan dönmez demem lazım. Ama diyemiyorum. Elimi kolumu bağlayan bir iki bir şey var. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Eğer gelip Fenerbahçe'de yıldızlaşıp şampiyonluğa katkı sağlayacaksa, yüksek bedellerle gidecekse inşallah hemen gelir. Ama gelecek çöp olacak, para boşuna gidecekse inşallah hiç gelmez. Enner Valencia. Yine sosyal medya gündeminin bir numaralı ismi. Biz Enner Valencia'yı aldık. İnternasyonel'e verdik. İnternasyonel aldı. Sarıca verdi. Sarıca aldı. Cruz Arul'a verdi. O aldı Barcelona'ya. Barcelona sektirdi. Tekrar İnternasyonel'e. Ama menajeri hiç böyle demiyor. Çalo Vargas geleceği hakkında konuşuyor Valencia'nın. Ve açıkçası Fenerbahçe'de yeni sözleşme imzalamayı umuyoruz. Fenerbahçe'de çok mutlu. Hani henüz bir anlaşmaya varamadık. Görüşmelerimiz sürüyor diyor. Arkadaşlar şimdi bu tip açıklamalar biraz da menajerlerin şeyinden de kaynaklanabilir. Hani ben birazcık damızlık buldum. Bunlara sahayım demesinden de kaynaklanabilir. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Bundan da olabilir. Şimdi Valencia kalmak istiyor. Evet. Oyuncunun temsilcisi sağa sola konuşmuş. Bir sürü duyumcu var Türkiye'de. Hepsine birden konuşmuş. Hani mutlu sona varmayı umuyoruz falan filan demiş. Ben şunu söyleyeyim. İnternasyonelle anlaşmışsınız, imzalamışsınız diye sorsak menajerin söyleyeceği şey şu olur. Hayır, böyle bir anlaşma yok. Böyle bir imza yok. Hatta Valencia Fenerbahçe'de kalmak istiyor der. Ben eminim yani. Ben adım gibi eminim. Eğer sorsanız menajerine, menajeri aynen bunu söyler diye düşünüyorum. Yalansa yalan deyin. Şimdi ya benim bir önerim var ama burada konuşayım ya. Bu arada Fenerbahçe'miz dün hayatını kaybeden eski futbolcumuz ve Hatayspor sportif direktörü Taner Savut için taziye mesajı paylaştı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Keşke Fenerbahçe'de oynamasaydı da bugün hayatta olsaydı. Yani benim için tuttuğu, oynadığı takımın şunun bunun önemi yok. Giden cana üzülüyoruz maalesef. Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ise Türkiye için SOS Turkish, Türkiye adıyla yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Bu gibi durumlar çok enteresan şeylere gebedir. Bazen futbolcular kaçmak ister. Ya ben sizden uğraşacağım arkadaşlar. Mesela dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. İkide bir de, ikide bir de, ikide bir de sosyal medyada İstanbul depremi şu gün olacak. İstanbul depremi şöyle olacak. Şu kadar kişinin ölmesi bekleniyor falan diye bir korku diasporası var. Ve insanları korku içine sürüklemek isteyen, insanları korkusundan belki de keyif alan bazı şahıslar var. Ya arkadaşlar deprem bilimi dediğimiz şey öyle 30 saniyede şundan bunlar olacak bir şey değil. Üniversite sınavına hazırlanırken öğrenmiş olduğumuz coğrafya bilgisiyle çözülebilecek bir şey değil. Yoksa ben müthiş severdim coğrafyayı. Hani coğrafya bilgim de az buçuk. Ben güvenirim şahsen ama bu öyle bir şey değil. Adam televizyona çıkıyor, kesin deprem olacak. 700 kişinin ölmesini bekliyoruz. En az işte 10,8 şiddetinde olacak. Lan dünyada 10,8 şiddetinde oldu mu? Olsun. Bu sefer ilk olacak. İlkler özeldir. Siz ne sanıyorsunuz ilk oldu diye o 1,0 mı olacak falan? Yeter ya. Şu ağzına kürekle vurmak istiyorum. Kesin 22'sinden 23'üsü arasında bir şey olacak diyor. Lan kesin ne ya? Kesin ne? Sen mi yapıyorsun? Hava tahmini gibi bir şey değil bu. Ki hava tahminleri de değişebiliyor arkadaşlar. 6 saat kala adam yağışlı diyor. 6 saat kala diyor ki yağış bulut dağıldı birdenbire. Ne olduğunu anlamadık diyor. Harp. Ya bu tip şeylerde çok kafayı yormayın arkadaşlar. Bu tip haberleri ne kadar izlerseniz kafayı sıyırmanız o kadar hızlanır. Fulham'dan Atilla Salah'ı teklifi. Ha bir Fulham eksikti. Premier Lig ekiplerinden Fulham. Macar yıldızımız Atilla Salah'ı kadrosuna katmak istiyormuş. Kimler katmak istemiyor ki?
Ama ben şeyi merak ettim. Bundan İngiliz ekibi 25 yaşındaki Macar stoper için 11 milyon euroyu gözden çıkarttığı belirtildi. 2021 yılında şu kadarı alındı, şu kadar dikkatini çekti. Fenerbahçe formasında 100 maça çıktı. 5 gol, 4 asist. Macar milli takımında 31 maç oynadı. 1 golü var. Fenerbahçe satmak istemiyor. Şu an satmak istemiyor. Güncel piyasa değeri Transfermarkt'a göre 15 milyon euro. Bakalım ne olacak diye. Vallahi bana sorarsanız eğer 15 milyon euroya Atilla Salah'ı satabilirsek dehşetül, vahşetül, devasa böyle cincik gibi bir transfer olur. Son yılların en zekice transferlerinden biri olur. Eğer 20 milyon euroya satarsak da yani Napoli Fenerbahçe savunma hattını kurmuş olacak. Niye Napoli bilmiyorum. Hani hep güncellemesi oluyor yani en son 18'e sattık. Bu da 20'ye gitsin. Bundan sonraki 22, sonra 24 diye. Hocam iyice Napoli'nin A2 takımı olduk. Ne yapaydık? Eyüpspor gibi Galatasaray'ın A2 takımı mı olsaydık? Alparslan Öztürk, gönder gelsin. Şunu beğenmiyoruz. Gönder gönder. Bir yer var. Şu. Al, onu da alayım. Yusuf Demir aldık tutmadı. Gönder. Alırız. Bırakın Napoli'ye verelim ya. Parasına değil mi kardeşim? Ben bir de bir şeyi çok merak ediyorum. Hadi size bir soru sorayım. Altay Bayındır'la sözleşme uzattığımızı düşünün. Crespo uzattığını düşünün. Valencia'yı uzattınız. Zaitsev uzattığını düşünün. Yazın bir şey oldu. Dediler ki Altay Bayındır 1. Ferdi Kadıoğlu 2. Osayi Samuel 3. Atilla Salahi 4. 4. Crespo 5. Zaitsev 6. 6 futbolcu da kesinlikle satılacak. Kaça satılsın dersiniz? Madde madde bir yazsanıza. Bak Ferdi, Osayi, Altay, Atilla Salahi. Orta sahada da Crespo ve Zayt. Sözleşmelerini uzattığımızı düşünün arkadaşlar. Kaça satarsınız? Hakikaten bak aklıma takıldı. Bu 6 isme Emre Mor'u da ekleyin. Yani Emre Mor'u da satacak olsanız kaça satarsınız diye de yazdan bahsediyorum. Batshuayi'yi de bir satın. 8. isim olarak kaça satarsınız? Rossi'yi de ekleyin buna 9. isim. Bunu niye soruyorum? Yazın bu 9 ismi satıp sil baştan sıfırdan Fenerbahçe kadrosu kurabilir miyim diye kafamda bir soru işareti belirdi. Bizim taraftar beğenmiyor ya. Ve ben gözüme bir isim kestirdim. Noah Lang. Kulüp Brugge'nin 2025 yılına kadar sözleşmeli futbolcusu. Hollandalı. Bu arada Mustafa Hoca haybeden isim konuşmaz onu da belirteyim. 23 yaşında 1.73 boyunda sol kanat Hollanda milli takımının 6 kez formasını giymiş bir golü var. 1.73 boyunda yani fiziği düşüktür. Buradan anlayacağınız üzere. Surinam asıllı. Hollandalı hocam Suriyeliyse almıyorum. Surinam Suriyeli değil. Zamanında 25 milyon euroları da görmüş Kulüp Brugge'de. Ama bir performans düşüklüğü var. Bir ne derler ona? Biblo Valbuena gibi düşünün. Ve şu an Ajax'tan Kulüp Brugge 2021 yılında 6 milyon euroya satın almış. 22 milyon euro piyasa değeri varken. Önce kiralamış bir sezon. 3,5 milyon euro piyasa değeri varken kiralıyor. Oyuncu felaket tutuyor. 6 milyon euroya da transfer ediyorlar. Yani 3,5 milyon euro piyasa değeri olan futbolcu Kulüp Brugge'de oynayıp 22 milyon euroları görüyor. Bu sezonki performans 26 maç, 1690 dakika, 8 gol, 3 asist. Çetrefilli bir olayı var bu çocuğun. Ben şunu söyleyeyim. 15 milyon euro piyasa değeri var ama bu çocuk 6-12 milyon euro arasında bir paraya hani ortalama 9 milyon euroya ve sonraki satıştan kar marjından madde ile bence satın alınabilir bir çocuk. Bu çocuğu bir araştırır mısınız? Scouting verilerini yazar mısınız? Rica olarak da belirtmiş olayım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu arkadaşla ilgili de bir ayrı bir özel bir parantez de açayım. Menajerini tanıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.